A'dan Z'ye Angular 7 kursuma hoş geldiniz. Ben Engin Demiro. MCT, PMP ve ITIL sertifikasyonlarına sahibim. Bu yayını yaptığım an itibariyle Türkiye'de 10.000 öğrenciyi geçmiş eğitmenler içerisinde en yüksek eğitmen ortalamasına sahibim. Angular Google tarafından geliştirilmiş bir front-end framework'üdür. Özellikle kurumsal firmalar arkasında Google olması itibariyle Angular'ı tercih etmektedir. Peki kursumuzda neler var? Kursumuz sıfırdan başlamakta ve Angular 7 temelleriyle e, konularımıza başlıyoruz. Daha sonrasında Angular 7 ile gelen özellikleri, Angular yaşam döngüsünü, komponent mimarisini, modül mimarisini, data ve event binding mimarilerini, pipeları, e, third party bir araç olarak Alertify lokal ve global servisleri, Observable mimarisine, restful bir backend'in nasıl yazılacağını e, öğreneceksiniz. Fakat burada restful backend'imiz e, sizin herhangi bir backend bilmenizi gerektirmeyen açık kaynak e, JSON server kullanarak yapılan bir çalışmadır. Dolayısıyla burada herhangi bir backend'i bilmeniz gerekmiyor. Routing mimarisini, bootstrap implementasyonlarını, e, template driven formları ve reaktif formları bu eğitimde öğreneceksiniz. Ek olarak otorizasyon, local storage, login guardları, HTTP interceptorları ise bu eğitimde öğreneceğiniz hem eğlenceli hem de ileri konularımız olacak. Peki proje olarak ne var? İki tane projemiz var. Birinci projemizde şu ana kadar bahsini geçirdiğim tüm konuları konu anlatımlarıyla beraber içeren bir e-ticaret projesi üzerinde uyguluyoruz. Tamamen modern teknikleri ve bootstra, Bootstrap 4 şablonlarını kullanıyoruz. İkinci projemiz ise tamamen detaylara indiğimiz ve bizi profesyonelleştirecek bir proje. Backend tarafında e, C-Sharp, Object Oriented Programlama Teknikleri, ASP.NET MVC ve Core MVC'yi kullanarak e, bir JSON Web Token servisi ne de içeren e, Automapper'ı, medya servislerini cloud mimarileri kullanan bir backend yazıp hemen akabinde bunları daha önce gördüğümüz Angular konularını hem içerecek şekilde hem de yeni konuları görecek şekilde içeriyor olacak. Olan bir frontend tarafı olacak. Frontend tarafında yeni birçok aracı da öğrenmiş olacaksınız. HTML5, CSS3, Bootstrap 4 tabii ki kullanıyor olacağız ama JavaScript tekniklerini, Alertify.js'i, e, Bootswatch'ı, Angular JSON Web Token'ı burada iki denmesine bakmayın. Angular 2 ile beraber çıktığı için ismini bu şekilde verdiler. E, sonrasında devam etti. Yeni versiyonlarla da gayet uygulanabilir. E, Angular'la bir metin dosyası, bir editör nasıl yazılacağını, file upload işlemlerini, e, NGX Bootstrap'i, NGX Editörü ve NGX Gallery uygulamalarını, third party uygulamalarını bu eğitimde güzelce öğreneceksiniz. Bu eğitimi bitirdiğinizde ekstra herhangi bir kaynağa ihtiyacınız olmayacak konuları öğrenmek için. Fakat tabii ki tüm eğitimlerde olduğu gibi üzerine kendiniz koyarak kendinizi daha iyi bir noktaya getireceksiniz.